Merhaba, ben Enes. Bugün sırt çantamda her gün hangi ürünleri taşıyorum, hangi ürünü ne için kullanıyorum ona bakacağız. Buna benzer bir videoyu 11 Ocak 2022 tarihinde hazırlamışım. Bu arada şöyle çantayı da çıkarayım. Hala aynı çantayı kullanıyorum ve çoğu ürün aynı. Yani burada 2 yıllık bir deneyimden de bahsedebiliriz. Çantaya girenler oldu, çıkanlar oldu. Yani buna bir uzun kullanım videosu da diyebiliriz. Gerçekten indirime girmiş ürünleri, fırsat kuponları Telegram kanalımda paylaşıyorum. Gerçekten indirime girmiş ürünleri kaçırmamak için mutlaka Telegram kanalıma katılın. Buraya ve açıklamalar kısmına linkini ekliyorum. Tuli markasının bir çantası böyle çapraz olarak asılıyor. Diğer kullandığım çantalar hep kısa süre içerisinde böyle geriye doğru sarkarken bu çanta gerçekten böyle taktıktan sonra bu ipi çekiyorsunuz ve buraya da kilitlediğiniz zaman böyle zınk diye oturuyor üzerimize. Evet, şöyle çantanın içerisindekileri buraya dizeyim, sonra tek tek anlatmaya başlayayım. Evet, şu kısımdan da son parçamızı alalım. Evet, görebildiğiniz gibi çanta küçüktü ancak içerisinden bol miktarda eşya çıktı. Öncelikle benim ilk defa bu videomu gören kişiler için ben tam zamanlı olarak YouTube'da içerik oluşturuyorum. Yani bu kadar ekipmanı taşımamın bir sebebi var. Size daha kaliteli içerikler oluşturabilmek için, her yerde rahat bir şekilde çekimlerimi gerçekleştirebilmek için bu ekipmanları taşıyorum. Evet, telefondan başlayalım. iPhone 15 modelini kullanıyorum, düz versiyonunu. Şöyle MagSafe destekli uygun fiyatlı bir kılıf kullanıyorum. Gayet memnunum diyebilirim. Tek şikayetim ekran yerleme hızı. Evet, buradaki en büyük parçadan, yani bilgisayarımdan başlamak istiyorum. Yine Tuli'nin böyle sert bir kılıfını kullanıyorum. Bilgisayarı 3 yıldır kullanıyorum bu arada. M1 MacBook Air 16 GB RAM'li versiyonu. Yani herhangi bir şikayetim olmadı. Video içinde daha önceden pil sağlığına baktım. Dün %88 olmuş. Yani rahat bir şekilde yine 7-8 saat boyunca bir pil süresi alabiliyorum ki bu kanaldaki videoların da çoğunun montajı yapabilecek seviyede bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Yani özellikle ihtiyacınız olmayandan fazla daha güçlü bilgisayar almanızı önermem. Bu bilgisayarın M2 ile olan karşılaştırmasını da buradaki videoda yapmıştım. Yani 3 yıldır keyifle kullandığım ve en azından bir 3 yıl daha kullanmayı planladığım bir bilgisayar. Fazlasıyla memnunum. Hafif ve bataryası da uzun dayandığı için güç açısından da benim için gayet yeterli. Çok memnunum bilgisayarımdan. Bu arada görebildiğiniz gibi her şey kutulu bir şekilde duruyor. Çünkü ben bu tarz kutuları çok seviyorum. İçerisine rahat bir şekilde eşyaları koyabiliyorsunuz. Yine ekstra bu kutulardan daha böyle fazla da var. Sürekli eşyaları böyle kutulu bir şekilde taşıdığım zaman hem de daha derli toplu bir şekilde kalıyor, hem de birbirlerine değerek çizmiyorlar. Şöyle şu kutudan başlamak istiyorum. Bu kutunun içerisinde dışarıda çekim yapmaya hazır bir şekilde hazır tripodlar bulunuyor. Jobi'nin bir ahtapot tripodu. Yine şöyle Ulanzi'nin telefon taktığımız bir tripod. Yana doğru dönebiliyor. Hem dik hem yan açı çekebiliyoruz. Yine şurada GoPro aparatı. Şöyle bir aparatım mevcut. Bunu da böyle açıp çok daha uzun bir şekilde, yani kendi boyuma kadar telefonu çıkartabiliyorum. Ki ben dışarıda çekim ekipmanı açısından sadece telefonu kullandığım için gayet yeterli oluyor. Bu arada 2 yıl önceki videoda şu ürünü bahsetmiştim ve epey de memnun bir şekilde kullanıyordum. Ancak artık nazar mı oldu ne olduysa, bir tanesi kırıldı, diğeri de böyle yalama oldu burası. Yani uzun kullanımda ben çok memnun kalamadım açıkçası. Ondan dolayı da şu an daha böyle sert metal ayaklı bir tripoda geçtim. Bunun ucuna bunu takıp bunun ucuna da bunu taktığım zaman çok daha sağlam bir şekilde dışarıda çekim yapabiliyorum. Yani bu tarz kafalar kullandığım zaman daha rahat bir şekilde sağa sola istediğim yöre doğru açı verebiliyorum. Yine dışarıda çekim ekipmanı açısından GoPro, onu kullanıyorum dış çekimlerde. Yine burada görebildiğiniz gibi DJI'nin Pocket 3 modelini aldım çekimlerde bana eşlik edebilmesi için. Şu an itibariyle incelemesini hazırlıyorum bunun da. Eğer memnun kalırsam çekim prodüksiyon kalitesinden bunu da çekim ekipmanlarıma eklemeyi planlıyorum. En çok sorulan sorulardan birisi, bu kadar kulaklık inceledim, peki sen günlük olarak hangi kulaklığı kullanıyorsun? Şurada görebildikleriniz kulaklıklar. Şöyle yanımda her zaman bir kablolu kulaklık bulundurmaya çalışıyorum. Apple'ın kablolu kulaklığı bu. Yine JBL'in de bir modeli mevcut. Şöyle kutulardan devam edelim. Yine burada yeni testini bitirdiğim Anker'in Liberty 4 NC model kablosuz kulaklığı bulunuyor. Özellikle ANC performansı gayet başarılı. Şurada yine çoğu zaman sporda kullandığım Jabra'nın Elite 4 modeli, Elite 4 aktif olması lazım. Burada yine günlük olarak çantamda kullandığım Apple'ın AirPods 3. modelini kullanıyorum. Günlük olarak normalde müzik dinlemeyeceksem eğer bunu tercih ediyorum. Şurada da bir adet şu an itibariyle yine test ettiğim JBL'in sporcu kulaklığı bulunuyor. Bunu da spor
yaparken kullanıyorum. Yani burada günlük olarak kullandığım zaman çoğunlukla silikonsuz modelleri tercih ediyorum kulaklık ağrı yapmamasıyla alakalı. Eğer uzun mesafeli bir seyahate gideceksem de eğer yine incelemesini yaptım. Momentum 2 model kulak üstü kulaklığını tercih ediyorum. Bu da gerçekten hani bu kulak üstü kulaklıkların zirvelerinde sayılabilecek bir model. Çok başarılı bir ses kalitesi sunuyor. Bunu da böyle eğer bir yere seyahat için gideceksem eğer bunu yanımda bu şekilde alıyorum. Evet, şuradan anahtarlık ve cüzdandan devam edelim. Böyle kapıcı gibi bol bir anahtar bulunan bir anahtarlığım bulunuyor. Yine şurada dart şeklinde buradan sodayı açabiliyoruz. Şurada çok memnun olduğum yine yaklaşık 3 yıldır kullandığım Opinel'in minik bir çakısı bulunuyor. Gelen tüm kargo poşetlerini bu çakıyla açıyorum. Küçük olmasına bakmayın, çok aşırı keskin bir çakı. Yine burada cüzdan açısından da 1 yılı geçkin süredir kullandığım gerçekleri şöyle mıknatıslı cüzdan kullanıyorum. Buraya istediğiniz gibi isim yazdırabiliyorsunuz. Şöyle görebildiğiniz gibi akordeon şeklinde. Bu tarz kartlıklar bildiğiniz gibi çok kısa süre içerisinde bozuluyorlar. Bu kartlık içerisindeki mekanizma sayesinde bozulmadı ve gayet sağlam. Deri olduğu için şöyle izler çıkabiliyor tabii ki, ancak çok memnun kalarak kullandığım bir kartlık oldu. Yine şöyle çantanın ön kısmında Ninja aparatı olarak geçen her türlü iş yapabilen bir alette duruyor sürekli. Yine buradan soda açabiliyorsunuz. Burada anahtarlıklar var vesaire. Epey kullanışlı bir ürün. Şu kutunun içerisinde ise retro bir Ambernic markasının el konsolu bulunuyor. Retro bir oyun konsolu. Fiyat performans olarak çok başarılı. Ben de böyle aralarda açıp oynayabilmem için bu cihazı yanımda taşıyorum. Normalde PS Vita taşıyordum, ancak bu cihazı daha fazla beğendim. Böyle küçük olduğu için de daha pratik bir şekilde taşıması da küçük. Ondan dolayı bu modeli tercih ettim. Yani sürekli çantamda duran bir model. Burada bir araya giriyorum. Videoyu beğenip herhangi bir ücreti olmayan abone ol butonuna basıp bana destek olursanız çok mutlu olurum. Evet, en çok kullandığım kablolar. Şurada kablo taşıma kutusu. Bunu da yine kanalda incelemiştim. Yaklaşık bir 7-8 sene oluyor neredeyse. Şöyle görebildiğiniz gibi bunun içerisinde gerçekten çok fazla kablo var. Type-C adaptör, HDMI kablo, yine Type-C adaptörler ekstra. Şurada dönüştürücüler, piller, hafıza kartları. Şurada iç bölümde her iki yönlü olarak hafıza kartı. MacBook Air'in adaptörü. Şöyle bir kulaklık temizleme aparatı gibi böyle pek çok. Tüm kabloları bu kablo taşıma kutusunun içerisinde taşıyorum. Şurada 2 adet başlığım bulunuyor. Yine Anker'in şöyle minik bir şarj başlığı, 20 wattlık. Burada da yine USAMS markasının yani çoğunlukla akıllı saat ve kulaklıkları şarj etmek için hızlı şarj özelliği olmayan bir adaptörünü kullanıyorum. Powerbank açısından da burada 2 adet powerbank taşıyorum. Bu Havit'in MagSafe destekli. Özellikle şöyle Apple'da MagSafe desteği bulunduğu için böyle yaklaştırdığım zaman şöyle tık diye oturuyor. Şöyle gördüğünüz gibi direkt kablosuz olarak şarj olmaya başlıyor. Yani bu açıdan çok pratik, yine hızlı bir şekilde şarj ediyor. Bu ise MacDodo markasının yine 22,5 wattlık hızlı şarj çıkışlı 10.000 mAh'lik bir powerbank'i. Bu iki powerbank'i hem taşınabilir olduğu için böyle çantamda sürekli bir şekilde taşıyorum. Yine çekim ekipmanı açısından burada Ulanzi'nin şöyle bir bataryalı LED lambasını kullanıyorum. Bunu böyle farklı renklerde de yakabiliyorsunuz. Renk kalitesi de oldukça başarılı. Yani dışarıda eğer çekim yaparken ışık bana yetmiyorsa bunu kullanıyorum. Yine ışık açısından da şöyle Philips'in bir el fenerini kullanıyorum. Pilli bu. Lensi bu şekilde küçülüyor ve büyüyor. Aynı anda daha geniş yerleri aydınlatabiliyor yani. Bu arada bu seride yani kendi kullandığım ekipmanların neredeyse hepsini İlginç ve işe yarar ürünler serisi diye bir serim bulunuyor. O seride hepsini detaylı bir şekilde inceledim. Yorumlar kısmında sorarsanız hangi ürünün hangi seride olduğunu size belirtebilirim. Şöyle yine şu sert kutunun içerisini açtığımız zaman da Decathlon'un şöyle bir Alien anahtar seti bulunuyor. Hem Tornavida hem Alien anahtarı. Bu da çok hayat kurtarabiliyor. Şöyle bir silgimiz, kokumuz. Yine şurada bir kalem tıraş, bir ağrı kesici. Burada yine ufak kutuların içerisinde gördüğünüz gibi böyle bol miktarda şey sığabiliyor. Yine şurada da Alman malı LED Laser'ın minik bir feneri bulunuyor. Bu da çok etkili bir şekilde aydınlatma yapıyor. Bunu yine anahtarla da takabilirsiniz. Yanımda ışık açısından böyle acil durumlarda hayat kurtaran bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Yine diğer iç bölmelere gelecek olursak da şöyle otomatik bir elektrikli tırnak makası bulunuyor. Yine bunun da incelemesi mevcut. Böyle direkt elektrikli bir şekilde tırnaklarınızı kesebiliyorsunuz. Bu bazen benim çantamda, bazen de eşimin çantasında oluyor. Yine şuradan da yine ufak bir çakı, şöyle kalemler, şöyle bir göz bandı ve Otofix'in
kulak kapatmak için bir, özellikle uyurken bunu mutlaka yanımda taşıyorum. Yine şurada bir adet not defteri mevcut. Manuel olarak da not defteri taşımak güzel oluyor. Yine burada bir Bluetooth hoparlör mevcut. Xiaomi'nin Mi Outdoor modeli. Buradaki videoda detaylı bir şekilde Bluetooth hoparlörleri kıyaslamıştım. Fiyat performans açısından bunun bir tanesini kullanıyordum. Şu an bundan bir tane daha aldım. Bunda bu arada TWS özelliği bulunuyor. Yani aynı anda ikisini açıp çok daha uygun maliyetli olarak birbirlerine bağlanıyorlar ve stereo ses alabiliyorsunuz. Gerçekten bambaşka bir deneyim. İki adet alıp mutlaka bu deneyimi yaşamanızı öneririm. Yani fiyat performans açısından alabileceğiniz en iyi Bluetooth hoparlör diyebilirim bu Bluetooth hoparlör. Evet, buradan şöyle bir devam edecek olursak da yine şurada bir adet şöyle temizlikle alakalı, yine burada diş fırçası, diş macunu ve şöyle bir ufak bir temizlik çantası da yanımda bulunuyor her zaman. Yine şunun yanına gelecek olursak da şöyle bir kutu, tahmin edemeyeceğiniz bir ürün. Evet, gördüğünüz gibi bu da benim dart oklarım. Tunginen çeliği kullanılmış, %85 olması lazımdı. Normalde 3 adet dart bulunur ancak ben 6 adet taşıyorum. Sürekli bir şekilde dart oynadığım için şuradan da görebildiğiniz gibi evde de oynuyorum, ofiste de oynuyorum. Şurada denge aparatı. Yani son bir yıldır darta biraz kafayı taktım. Her gün sürekli dart oynuyorum. Yani dartı sevmemin en büyük sebebi de sürekli atışlarımın gelişmesi. Yani gelişimi görmek hoşuma gidiyor açıkçası. Hatta bu dartla alakalı bir YouTube kanalı da açtım. Eğer sizin de ilginiz varsa bu dart YouTube kanalıma bakabilirsiniz. Atış teknikleri ve dartla alakalı ipuçlarını da o kanalda paylaşacağım. Evet, şurada da son olarak bir adet şöyle Logitech markasının mouse'unu kullanıyorum. Hem Bluetooth üzerinden haberleşebiliyor, yine dongle üzerinden de kullanılabiliyor. Sessiz mouse, yani dışarıda kullanırken mouse'a ihtiyacım varsa eğer, bu mouse'u da sürekli yanımda taşıyorum. Çantaya bazen aldığımda şöyle bir kutum daha mevcut. Bu kutu içerisinde de yine 3 TB'lık ve 1 TB'lık olarak bir SSD bir de hard disk bulunuyor. Bunları da gerektiği zaman yanımda taşıyorum. Yine ekstra olarak bir yere gideceksem eğer suluk açısından şöyle Nalgene markasının suluklarını kullanıyorum. Bunun 500'ü, 1, 1.5 tüm litreleri mevcut. Bu küçük olan şöyle çantanın yan kısmına çok rahat bir şekilde giriyor. Özellikle eğer suluk bakıyorsanız bu markayı size şiddetle önerebilirim. Yine şurada Contigo'nun da bir kahve termosu mevcut. Özellikle uzak seyahatlere gideceksem eğer, yani 3-4 saat boyunca rahat bir şekilde kahveyi sıcak tutuyor. Bunu da yanıma alıp yine şöyle şuraya takıyorum. Yılların emektarı Xiaomi'nin Mi 9T telefonunu da atlamışım. Onu da 3 yıldır kullanıyorum. Özellikle mikrofon testi yaparken görüşmeleri bu cihaz üzerine kaydediyorum. O açıdan fazlasıyla işimi gördüğünü söyleyebilirim. Evet, genel olarak herhalde atladığım bir şey olmadı. Videoda gördüğünüz tüm ürünlerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Tüm sorulara yanıt veriyorum. Beni desteklediğiniz için ve videolarımı izlemeye layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.